Haza kitabul binai fi sarfi. Bu kitap sarf ilmi üzerine yazılmış. Bina adlı kitaptır. Ehvalul kelimetin arabiyyeti. Arapça kelimelerin hallerinden, şekillerinden bahseden bir kitaptır, bir ilimdir sarf. Bu kitaba geçmeden önce Emsile adlı kitabı okumuş olmanız bu kitabı anlayabilmenize yardımcı olacaktır. Bu kitap özet bir kitaptır. Yani sarf ilmindeki babların tüm ayrıntılarını vermez. Bir özettir. Bundan sonra maksut ve izzi okuyarak bu özetin açılımlarına sahip olabilirsiniz. Kitaba başlayalım. Kitap i'lem kelimesiyle başlamıştır. Emri hazır. Kitap neden fiille başlamıştır? Yani böyle bir soru da var. Çünkü asılların asılı fiildir. Yani tüm kelimeler bundan doğar. Müştakların doğduğu fiil, doğduğu kaynak fiildir. Basrallara göre ise müştakların aslı maslardır. Benim anlattığım kimlere göreymiş demek ki? Küfelilere göre. Küfe ehli, yani küfe lügat alimleri ne diyormuş? Tüm müştakların doğduğu yer fiildir. Dolayısıyla kelimelerin aslıdır. Bundan dolayı kitap da fiil ile başlamıştır. İyi de kitap neden i'lem ile başlamış da başka bir fiil ile başlamamış? Yani i'lem bil demek. Oysa bil anlamına gelen ifhem de vardı. Yani anla veya i'rif, bil, tanı, farkında ol. Neden i'lemi seçmiş de ifhemi veya i'rifi seçmemiş? Çünkü i'lem lafzı gelecek kelam için kullanılır. Gelecek kelam. Yani cümlenin başında kullanılır demektir bu. İfhem lafzı ise geçen kelamda kullanılır. Yani kelamın sonunda kullanılır. Önce bir şeyler anlatılır. En sonunda ifhem denilir. İ'rif lafzı ise cüz'iyat içindir. Yani parça için kullanılır. Ufak bir varlık için kullanılır. Peki neden ikra dememiş oku? Çünkü bu lafız sadece manada amel ediyor. Lafızda amel etmiyor. Fiilin seçme nedenini açıkladık. Bir de fiiller arasında i'lemi seçme nedenini açıkladık. İ'lem bil ki enne muhakkak ki ebvâbe tasrifi sarfın babları yani sarf ilminin babları ki bab lügatta kapı anlamına gelir. Ama buradaki anlamı nedir? Yani bab kapı anlamına gelir, bölüm anlamına gelir. Buradaki anlamı ise kalıplar anlamına gelmektedir. Kalıp. Ebvâbe tasrif. Sarf ilminin kalıpları nedir? Hamsetün ve selâsûne bâben. Bab yönünden 35'tir. Bablar. Kalıplar. Şekil yönünden 35'tir. Şekil yönünden diye niye belirtiyor? Çünkü farklı kategorilere de ayırabiliriz. Mesela nedir? Babların binası ne içindir değil mi? Babları binaya göre de ayırabiliriz. Sarf ilmindeki binalar nelerdir? İşte lazım için olabilir, mutaddi için olabilir, mutavvat için olabilir. O şekilde de ayrılabilirdi. Daha farklı kategorilere ayrılabilir. Hamsetun 5 demek, selasun 30, baben bab demek. Bab yönünden 35'tir. 35 içerisinden şimdi kısımlara ayıracak bize. Sittetün minha o 35'ten 6 vardır. Ha 35'e gidiyor. Görüldüğü üzere minha'nın han altında ne var? 4 var. Hamsetün ve selasüne terkibinin altında hemen hamsen altında da 4 var. Oraya gidiyor yani. 35'ten 6'sı ne içindir? Lis sülasi yil mücerredi sülasi mücerred içindir. Sülasi üçlü. Üç harfli demek. Mücerrette soyunmuş, ziyade bir harf almamış, yalın haldeki kelime demektir. İşte bu altı babı şimdi anlatacak bize. Elbabul evveli. Birinci bab. Nedir? Fe'ale yef'ulüdür. Yani vezni budur. Vezni yani ölçüsü, kalıbı. Hangi yönden ölçü olur bu? Harflerin sayısı, harekelerin varoluşu yani fetha mıdır esre midir nedir? Bir de sükun yönünden. Sükun nerede vaki olacak? İlk harfte mi, ikincide mi, sonuncuda mı? O anlamda vezindir, ölçüdür.
Anlayacağımız basit anlamda nedir? Kalıptır. Mevzunuhu, o kalıba girmiş haline bir örnek vermek gerekirse ne olur? Vezne giydirilmiş fiil nedir? Nasara yen surudur. Nasara yen suru ile faale yef'ulu her yönden benzemektedir. Harfler farklıdır sadece. Ki harflerin zaten farklı olması gerekiyor. Çünkü bu kalıba giren birçok kelime vardır. Fe'ale yef'ul dedik ya. Fe'ale de 3 harf vardır. Her biri fethalıdır. Tıpkı ne gibi? Nasara gibi. 3 harf vardır. Her biri fethalıdır. Uyum içerisindedirler. Ne yönden? Harf bakımından. Her ikisi 3 harflidir. Hareke bakımından. Her ikisi de nedir? Fethalıdır. Sükun yönünden. Her ikisi de sükunsuzdur. Yef'ulu yensuru. Yef'ulu da ikinci harf cizimli yani sükunlu, sağ ise fethalıdır. Yensuru'da da aynısı vardır. Yef'ulu da son iki harf ötrelidir. Yensuru'da da aynı şekildedir. Dolayısıyla yine ne oldu? Harf sayıları da tuttu, harekesi de sükunu da tuttu. Yani mevzun olan kelime vezin ile birebir uyum içerisindedir. Bu yüzden zaten aynı babtandır. Yani birinci baba uygundur nasara yensuru. Mesela fetaha yeftehu kelimesi bu baba uygun değildir. Fetaha'nın mazisi yani geçmiş zaman kalıbı aynen 3 harfli. Her biri fethalı ve sükunsuz. Faaleye uyuyor. Dolayısıyla nasara'ya da uyuyor. Ama yeftehu derken son 2 harfi ötreli değildir. Dolayısıyla yef'ulü'ye uymaz. Yensuru'ya da uymaz. Dolayısıyla bu baptan olamaz. Bab demişken konuyu bir şema üzerinde anlatalım. Sülasi mücerret babları işliyoruz. Sülasi 3 harfli mücerret ziyade harf, ek harf almamış, yalın haldeki kelime demekti. Bablar da kalıp anlamına geliyordu. Sülasi mücerretler 6 tane babtır. Bu 6 bab neye göre birbirinden değişmektedir? Neye göre değişirler? Harekelerine göre değişiklik gözlemlemektedir. Fe'ale yef'ulu. Az önce bunu anlattık. 3 harfli mazi, 3 harfli muzari vardır. Mazisi fe'ale yef'ulu muzarisidir. Mazisinin her bir harfi fethalıyken muzarisinin son 2 harfi ötreli, ilk harf fetha, ikincisi ise cezimlidir, sükunludur. Dolayısıyla bu kalıba giren her kelime ne olacaktır? Birinci baptan olacaktır. Örnek bakalım. Mesela ketebe. Tıpkı ne gibi? Fe'ale. Yektubu yef'ulu ile aynıdır. Behale fe'ale ile aynı. Yedhulu yef'ulu ile aynıdır. Şimdi ikinci baba baktığımızda hadega fe'ale ile aynıdır. Öyleyse birinci babtandır diyemiyoruz. Neden? Bir babın yani bir fiilin hangi baba uygun olduğu onun mazi ve muzarisinin uyumu ile belirlenir. Sadece mazisinin uyumu ile gerçekleşmez. Eğer öyle olsaydı vaka fiili de birinci bab derdik. Mazi uyuyor. Ama burada önemli olan diğer şey nedir? Muzarisi tutuyor mu? Maziye de uyacak fiil, o fiilin muzarisi de gene babın muzarisine uyum göstermelidir. Dehale yedhulu faale yef'ulu aynı. Harace yehrucu faale yef'ulu aynı. Şedde yeşüddü. Şimdi bu aynı mı? Şimdi bunlar ileride görülecek konular da şimdilik sadece dikkat çekmek istedim. Yani her fiili açıkça şu faal yef'ulu kalıbında göremeyebiliriz. Şedde aslı nedir? Şedede. Tıpkı faale gibi. Yeşüddü, yeşdüdü. Yani yef'ulu ile aynıdır. Şeddelendiğinden bir harf gizlenmiş ve harekelerde değişiklik meydana gelmiştir. Bunlar nerede görünecektir? Bunlar Maksud adlı bir sonraki kitapta görünecektir. Gale yegulu hiç gale faale hiç benzemiyor. Yegulu yef'ulü'ye benzemiyor. Bu nasıl birinci babtır? Aynı şekilde bu da yine Maksud adlı kitapta görünecektir. Gale'nin aslı gavele tıpkı faale gibi. Yegulu'nun aslı yakvulu tıpkı yef'ulü gibi. Bunlara sadece dikkat çekmek için değindim. Bunları şu an anlamanız gerekmiyor. İkinci baba baktığımızda faale yef'ilu yani muzarisinin son harften bir öncesi ki
Oraya aynen fiil diyoruz. Esrelidir. Nezele yenzilu gibi. Nezele yenzilu faale yef'ilu. Uydu ikinci bab. Rama yermi. Direkt uyum görünmese de bu da yine gale yegulu gibidir. Yani rameye yermiyu faale yef'ilu gibi. Uyum sağlar. Hacene yahcinu faale yef'ilu. Haraga yahdigu faale yef'ilu. Aynı. Dava yedvi, davaya yedviyu faale yef'ilu. Aynı şekilde uyum sağlar. Üçüncü bapta ne var? Ba'se yeb'esu. Yani tüm harfler fethalı. Ba'se yeb'esu. Hadebe yahdebu. Mena'a yemna'u. Vaka'a yaka'u. Sa'a yes'a'a. Fiilini de üçüncü bapta tam uyum olarak görünmeyen fiil olarak yazdık. Sa'a yes'a aslında se'a ye yes'a yu'dur. Dolayısıyla uyum sağlar. Sadece sahilik, mutellik konusundan dolayı bu uyum direkt gözle görünmemektedir. Maksud adlı kitabı okuduğumuzda bunların açılımını çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Dördüncü bapta ne var? Fe'ile yef'alu. Yani mazinin orta harfi esreli. Muzarde ise son harfin bir sağı fethalıdır. Şeribe yeşrabu gibi. Fehime yefhemu gibi. Feriha yefrahu gibi. Khafe yekhafu da yine mutellik sahilik konusundan dolayı uyumu direkt görülmemektedir. Örnek olarak verdik. Razıya yarzayı da aynı şekilde verdik. Beşinci bapta ise hem mazi hem de muzari fiilin aynel fiilleri ötelidir. Mazide aynel fiili nerede olur? Ortadaki harfe aynel fiili deriz. Muzari'nin aynel fiili hangisidir? Son harfin bir sağıdır. Son harfin bir sağındaki harfin ayın harfi olması gerekmiyor. Aynel fiili dedik diye orada ayın harfini bulmak zorunda değiliz. Adı bu sadece. Örnek Vesiga yesigu fiilinde. Vesiga'da aynel fiili nedir? Ortadaki harftir. Çünkü mazi. O da ne olur? S olur. Yesigu'da nedir? Son harfin bir sağ ki bu fiilde zaten orta harf olmuş olur yine. S'dir. Peltek S'dir. O da esredir. Aynel fiiline şey de denelim daha kolay bir fiilde. Mesela harace yahrucu. Mazi fiil harace. İlk harf faal fiili olur. İkinci harf aynel fiili olur. Üçüncü harf lamel fiili olur. Mazide böyle. Ve sülasi mücerret olacak tabii. Üç harfli olacak yani fiil. Muzariye baktığımızda ilk harf nedir? Muzarat harfi olur muzaride. İkinci harf faal fiili olur. Üçüncü harf aynel fiili olur. Sonuncu harf lamel fiili olur. Muzaride durum böyle. Beşinci baptan bahsediyorduk. Her ikisinin yani mazi ve muzari'nin aynel fiilin ötreli olması gerekiyor ki beşinci baptan olsun. Se-ru'a yes-ru'u. Diğer fiiller de aynı. Altıncı bapta ise her ikisinin de aynel fiilinin esre olması gerekiyor. Ve-ri'a ye-ri'u. Na'ime yen'imu gibi. Diğer fiilleri zaten görüyorsunuz. Bunlara ilave olarak bir de söylememiz gereken farklı bir şey var tabii. Onu da hemen belirteceğiz. Bir fiil birden fazla kalıpta yani bapta gelebilir. Örneğin bezele yebzülü fiili. Bezele yebzülü değil de yebzilü. Yani son harfin bir sağ olan yani aynı fiilin estesiyle de gelebilir, ötresiyle de gelebilir. Bezele fiili. Aynısı haceze yahcuzu yahcizu. Aynı muzarenin aynı fiil ötre de este de olabilir. Hacele yahculu yahcilu. Hacele fiilinin muzarisinin aynı fiili ötre de olabilir, este de olabilir. Hadese yahdüsü yahdisu. Aynı şekilde. Bir de ne var? Nebehe yen buhu. Nebihe yen behu. Nebuhe yen buhu. Yani mazide farklı gelebilir, muzarede farklı gelebilir. İlk fiilimizde nebehede nedir? Üç harfte fethalıdır. Yani mazin aynel fiil fethalı. Oysa ikinci de verdiğimizde aynel fiil esrelidir. Nebihe. Üçüncüde ise nebuhe. Mazi ötrelidir.
Demek ki bir fiil birden fazla baptan gelebilmektedir. Burada anlamamız gereken şey budur. Ve düşünün ki Arapça dersleri yıllarca aldınız, aldınız, aldınız ve artık hareketsiz metinler okuyorsunuz. Ve karşınıza şu fiil geldi. Ne? B-H. Tabii hareketsiz. Nun harfi, ba harfi ve H harfi var. Siz sadece nebehe yenbuhu fiilini bilirseniz ne yaparsınız? Burayı nebehe muzaresini görürseniz de direkt yenbuhu diye okursunuz. Oysa bu fiil diğer bablardan da geldiğinden belki de diğer bapta gelmiştir. Dolayısıyla harekeyi yanlış vermiş olabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Bir fiilin hangi baptan olduğunu bilmek aslında yeterli değildir. Çünkü birden fazla baptan gelebilmektedir. Burada da faal fiili, aynı fiil gibi şeylerle ilgili bir alıştırma yaptık. Yeşil çizgi muzarat harfini ifade eder. Ki muzarat harfi sadece muzari fiilde olur. Kırmızı çizgi faal fiili, mavi çizgi aynel fiili, sarı çizgi de lame fiilini temsil etmektedir. Buna göre şeribede kırmızı çizgi nerede var? Şin. Öyleyse bu nedir? Bakıyoruz faal fiilidir. Ra'nın altında mavi bir çizgi var. Öyleyse aynel fiilidir. Ba'nın altında sarı çizgi var. Öyleyse lamer fiilidir. Her fiil bu şekilde belirttik. Bu genel olarak tüm fiiller için geçerlidir. Bunları örnek olarak verdik. Diğer fiiller de aynı şekilde. Eğer mazi ise ilk harf faal fiili, orta harf aynel fiili, son harf lamer fiili. Eğer baktığımız fiil muzari ise ilk harf muzarat harfi, ikinci harf faal, üçüncü harf aynel, sonuncu harf da lamer fiili diye adlandırılır. Bu da bir izahtan sonra konumuza devam edelim. Elbabul evvel birinci bab nedir? Faale yef'ulüdür. Mevzunu onun mevzunu yani o vezne uygun olarak gelen kelimeye bir örnek vermek gerekirse o da nedir? Nasara yen surudur. Bu babı ben nereden tanırım? Alametuhu. Dikkat ettiyseniz alametuhu hu'nun altında ne var? İki var. Bu iki daha nerede var? Elbabul evvelin altında var. Başka mevzunuhu onun altında var. İşte bir kelimenin birinci baptan olduğunun alameti nedir? Nereden bileceğiz? En yekûne aynu fi'lihi. Aynel fiilinin olmasıdır. Ama yani mazi fiilden bahsediyoruz. Mazi fiilin aynel fiilin olmasıdır. Ne olmasıdır? Meftuhen fethal olmasıdır. Nerede? Fil mazi, mazide. Mazi fiilin aynel fiili fethal olacak bir. Ve daha ne olacak? Mezmumen, zammeli olacak fil muzari, muzaride. Ve muzarinin aynel fiili de ötreli olacak. Mazinin aynel fiili fetha, muzarinin aynel fiili ötre ise o nedir? Birinci babtandır. Alameti bu yani. Fiili bu şekilde tanıyacağız. Ve binauhu. Hu'nun altında iki var. Elbabül evvelin altında da iki var. Bu elbabül evvel yani birinci bab. Birinci babın binası ne içindir? Özelliği yani. Bina özellik demektir. Bu babtan gelen fiiller neyi içerir? Özel muana olarak neyi içerir? Li ta'diyeti, ta'diyet içindir diyor onun binası. Galiben, çoğu kez. Ve gad yekûnu lazimen. Bazen de lazım için olur binası. Mutabbi için olması ne demek? Lazım için olması ne demek? Şimdi tanım gelecek az sonra. Misalül mutaddi, mutaddinin örneği demiş. Mutaddi geçişli fiil demektir. Bu Türkçede de vardır. Nahu ne gibi? Nasara yardım etti. Kim? Zeydün, Zeyd. Kime? Amran, Amr adlı kişiye yardım etti. Şimdi burada mutaddilik nasıldır? Zeyd'in yaptığı iş bir başkasını, kendisinden farklı bir kişiyi, bir şeyi, bir maddeyi, bir nesneyi etkiliyorsa o fiil mutaddi bir eylem olmuş olur. Dolayısıyla yardım etmek nedir? Geçişli bir eylemdir. Ben yardım ettim dediğimiz zaman kime yardım ettim diye akla bir soru gelmektedir. Dolayısıyla bu fiil geçişli olur. Ve misalul lazimi, lazımın misali ise nedir? Yani geçişsiz olan fiile örnek nedir? Harece çıktı kim? Zeydün Zeyd. Zeyd'in çıkması direkt olarak birisini etkilememektedir. Yani Zeyd çıkma fiilini bir başkasının üzerinde etki yapmadan gerçekleştirebilir. Oysa yardım fiilini bir başkasını etkilemeden gerçekleştiremeyiz.
El mutaddi, mutaddi nedir? Ve o, yani mutaddi, ma öyle bir şeydir ki caveze geçiş oldu. Fi'lül faili, failin fiili geçer oldu. İlel mef'ulü bihi, mef'ulü bihe. Bunu tam cümle kurmak gerekirse failin fiili mef'ulü bihi etkileyendir. Ona etki yapandır, ona geçendir. Mef'ulü bihi burada nasıl örnek verebiliriz? Zaten örnek yukarıda var. Nasara Zeydun Amran. Nasara yardım etti. Kim? Zeydun Zeyd. Zeyd ne oldu? Fail oldu. Yani özne oldu. İşi yapan oldu. Kime yardım etti? Amran. Amr'a yardım etti. Amr ne olmuş oldu? Etkilenen oldu. Üzerinde fiil, eylem gerçekleştirilen oldu. Dolayısıyla mef'ulü bih oldu. İşte mef'ulü bih derken bu kastediliyor. Fail işi yapan demek. Mef'ulü bih üzerine iş yapılan, o işten etkilenen demektir. Ve lazimu, lazım fiil nedir? Ve o, ma öyle şeydir ki lem yetecavez, geçiş yapmaz, etkili olmaz. Fi'lül faili, failin fiili nereye geçiş yapmaz, neye etki yapmaz? İler mef'ulü bihi, mef'ulü bihe. Bel, aksine, yani mef'ulü bihe etki yapmak şöyle dursun. Veka vaki oldu fi nefsi kendisinde. Yani kendi kendine yapar bu işi. Şimdi lazım ve fiil, lazım ve mutaddi hakkında birazcık konuşalım. Lazım fiili örnek verelim. Meriza hastalandı. Hastalanmak için, hastalanma olayının gerçekleşmesi için iki kişiye gerek yoktur. Bir insan kendi kendine hasta olabilir. Dolayısıyla lazımdır. Oysa rama attı fiili. Bir insan bir şey attığı zaman attığı şey bir şeye etki yapmaktadır. Attığım şey havaya bile atsak nereye attın diye soru sorulur. Havaya atmış oluruz. Veya bir canlıya, bir kuşa, bir ağaca atmış oluruz. Dolayısıyla atma fiili kendi kendimize var etmiş olsak da bu fiilin sonucu birisine dokunacaktır. Direkt etki yapacaktır. Şeba'e doydu. Doymak insan kendi kendine yapabildiği bir şeydir. O direkt olarak birisini etkilememektedir. Dolayısıyla lazım fiil olur. Oysa ekele fiili yedi. Mesela ne diyelim? Ahmet yedi dediğimiz zaman cümle tam olmuş olmaz değil mi? Ahmet neyi yedi diye sorarlar. Yani elmayı mı yedi, armut mu yedi, yediği şey nedir diye insan aklına bir soru gelir. Medde uzattı. Kim neyi uzattı? Değil mi? Böyle bir soru geliyor akla. Mesela Ali uzattı. Neyi uzattı? Metreyi uzattı mesela. Dolayısıyla uzatılan şeyin ne olduğu akla soru olarak gelmektedir. Bundan dolayı bunlara biz mutaddi fiil diyoruz. Kerume cömert oldu. Kim cömert oldu? Falanca cömert oldu. Dolayısıyla lazım fiil olacaktır. Gale dedi. Kim kime neyi dedi? Dolayısıyla mutaddi fiildir. Lazım fiiller, sülasilerin lazım olan fiillerinden bahsediyoruz. İsmi aleti ve isim mef'ulu gelmez. Yani lazım mutaddi ayrımının önemi nedir? Bir fiil lazım ise onun ismi aleti ve ismi mef'ulu gelmeyecektir. Harfi cersiz ve zarfsız olarak bu fiillerin meçhulü de gelmeyecektir. Sülasi mezitlerde ise mübalağa ismi faili gelmeyecektir. Ve ismi aleti gelmeyecektir. Lazım fiili meçhulüne bir örnek verelim. Hasune güzel oldu demektir. Hüsine meçhul yaptığımız zaman hüsine. Hüsine, hüsina, hüsinu diye çekilemez. Harfi cer veya zarf lazım. Hüsine bihi, bihima, bihim olabilir. Veya hüsine ma'hu diye bir fiil getirilebilir. Bir zamir getirilebilir. Zarf ile birlikte zamir getirilebilir. Lazım fiiller genel olarak üçe ayırmıştır dilciler. Bedenin tamamıyla yapılan fiiller. Mesela zehebe gitti. Kim gitti? Ali gitti. Akla aslında nereye gitti diye bir soru gelmektedir. Dolayısıyla mef'ulü bih buraya getirilir. Ama mef'ulü bih buraya harfi cersiz getirilmez. Mesela Ali
okula gitti dediğimiz zaman okul a değil mi? Okula. Okul ea. Yani oradaki ea anlamını getirebilmemiz için bir harfi cer gerekir ki o da ila olur burada. Harfi cer geldiği zaman zaten bu lazım olan fiil mutaddiye dönüşecektir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Lazım fiiller harfi cer olmaksızın mef'ulü bih almamaktadırlar. Name uyudu. Uyuma fiil nedir? Lazım fiildir. Game kalktı. Celese oturdu. Rakibe bindi. Bunlar lazım fiildir. Mutaddi diye dönüştürebilmek için harfi cer kullanırız. Bundan ayrıntıları ileriki kitaplarda gelecektir. Hastalık, sevinç, tokluk, açlık gibi devamlılık ifade etmeyen, yani devam etmeyen, kusur, renk ifade eden fiiller genellikle lazım fiildir. Ferhe sevindi gibi. Merize hastalandı. Hamura kırmızı oldu gibi kızardı. Karakter, huy, tabiat ve övme, yerme fiilleri de genelde lazımdır. Ni'me bi'se fiillerin. Bi'se ne kötü, ni'me ne iyi. Bunlar da nedir? Yine lazımdır. Kemule mükemmel oldu. Kabuha çirkin oldu. Şerfe şerefli oldu. Bunlar yine lazım fiil olmaktadır. Lazım fiilden bu kadar bahsettik de mutaddiden bahsetmedik. Bunun tabi bir sebebi var. Mutaddi fiil ilerleyen kitaplarda açıkça yani gayet açık bir şekilde ifade edileceğinden şu an ona değinmiyoruz. İzhar adlı kitapta mutaddi fiilin kısımlarına kadar yani ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Biz de o kitapta yer vereceğiz. Elbab sani ikinci bab. Vezni nedir? Fe'ale yef'ilu dur. Mevzunuhu mevzunu nedir? Neyin mevzunu? Hu'nun altında 7 var. Elbab'ın altında 7 var. Yani ikinci babın mevzunu. Yani o vezni uydurulmuş kelimesi nedir? Zarabe yaz ribudur. Tıpkı fe'ale yef'ilu zarabe yaz ribu. Hareket, sükun ve harf sayısı bakımından birbiriyle uyum içerisindedir. Dolayısıyla mezun olmuştur. Yani o baptandır. İkinci baptandır zarabe fiili. Alametuhu neyin alameti? Altında 7 var. Elbab-ı sani ikinci babın. Çünkü onun altında da 7 var. Onun alameti nedir? Bu fiili nasıl tanıyacağız biz? En yekune aynu fi'lihi. Hi'nin altında yine 7 var. O ikinci babın aynel fiilinin olmasıdır. Nedir olmasıdır? Meftuhan fethalanmış olmasıdır. Alameti. Nerede ama fethalanmış olmasıdır? Fil mazi, fil mazide. Ve ikinci alamet nedir? Meksuran fil muzari'i. Muzari fiilde de keserlenmiş olmasıdır. Mazinin fethalı, muzarinin esrili olması ikinci babın alametindendir. Ve binauhu onun binası. O nedir? İkinci baptı değil mi? Ezan aynı şekilde. Ey kebina il evvel. Birinci babın binası gibidir diyor. Yani li ta'diyeti galiben. Çoğu kez mütaddi içindir. Ve gadi künü lazimen. Bazen de lazım içindir. Çoğu kez mütaddi içindir ne demek? İkinci baptan gelen fiillerin çoğu yani yüzdelik orana vurduğun zaman çoğu nedir? Mutaddidir. Az kısmı da lazım içindir. Ve gad yekunu diyoruz. Aslında kâne olduğu yekunu olur. Başında gad olduğundan bazen olur diyoruz. Muzdarinin başına gad geldiğinde bazıyet ifade eder. Bazen olur, az olur, nadiren olur gibi anlamlara gelir. Misalül mutaddi, mutaddinin misali, nahvu ne gibidir? Nahvu örnek demek. Zarabe Zeydün Amran. Zarabe dövdü, vurdu. Kim? Zeydün, Zeyd fail yani. Kime vurdu? Kimi dövdü? Amran, Amr'ı dövdü. Amr burada mef'ulü bih oldu. Buna göre zarabe mutaddi fiildir. Çünkü Zeyd'in bu dövme fiili Amr'ı etkilemiştir. Amr'ın üzerinde gerçekleşmiştir. Ona etkide bulunmuştur. Bundan dolayı zarabe mutaddi olur. Ve misalul lazim. Lazım fiilin misali. Nahvu ne gibi? Celese oturdu. Kim oturdu? Zeydün, Zeyd oturdu.
Zeyd'in oturması direkt bir insanın veya bir nesnenin bir şeyin üzerine mecburi bir etki yapmamaktadır. Dolayısıyla celesi fiili burada lazım fiil olmaktadır. El-Babu Salisu. Üçüncü bab nedir? Üçüncü bapta kalalım. Bir dahaki ders üçüncü baptan başlarız.